Merhaba kıymetli arkadaşım. Benim hocam stüdyolarına hoş geldin. ALES ve DGS için sayısal mantık derslerimize devam ediyoruz. Bugün 20. dersimizdeyiz ve konu başlığımız örüntü dizi kısmını hallediyoruz seninle. İlk derste ne yapmıştık? Mavileri çözmüştük. Konu hakkında bir fikir sahibi olmuştuk. Asıl iş burada başlıyor. Yani orada böyle bir ufak giriş yaptım sadece. Çok güzel 3 tane sarı, 4 tane kırmızı hikayem var. Yani orta düzey ve ileri düzey sorular yapacağız burada. Önce orta düzeyle başlıyoruz. ÖSYM orta düzeyde bir şeyi sorarsa nasıl sorar, onun cevabını arıyoruz. Güzel bir merdiven sorusu, yani ardışık sayılarla ilgili sorulmuş. Şimdiye kadar da birkaç kez sorulmuş bir format var sırada. Ve bununla ilgili harika bir tüyo paylaşacağım seninle. Hazırsan ilk hikayeyle başlayalım. Şimdi diyor ki, İlk 5 basamağı yukarıda verilen bir sayı merdiveni ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Nedir aşağıdakiler? Öğrenelim. Merdivendeki sayıların tamamı tek sayıdır. Gördük, tamam. Sayılar birden başlayarak sırasıyla soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru artmaktadır. Okey. Merdivenin eninci basamağında en tane sayı vardır. Örneğin 3. basamakta 3 sayı, 7. basamakta 7 sayı vardır. Tamam, ne soruyorsun? Buna göre merdivenin 11. basamağındaki en büyük sayı kaçtır? Şimdi şurayı bir anlamaya çalışalım. Sayıların tamamı tek sayı. Görüldü yapalım buna. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Okey, tamam. Sayılar birden başlayarak yukarıdan aşağı doğru, evet, ve soldan da sağa doğru artarak gitmektedir. Onu da görüyoruz. Eninci basamağında en sayı var. Yani şurada birinci basamak bir sayı var, ikinci basamak iki sayı var, üçüncü basamak üç sayı var. Piya. Yani okuduğum kadarıyla aslında hiçbir bilgi vermiyor. Yani sadece burada olan şeyi bize anlatıyor, değil mi? Yani işi biz çözeceğiz. Şimdi nasıl başlayalım? İki tane yol var. Bir tane klasik yol. Yani bu soruyu herhangi birinden çözüm olarak dinleseydin sana anlatacağı yol şu olacaktı. Şimdi yukarıdan aşağı doğru baktığın zaman sayılar 1'den 3'e 2 artmış, 3'ten 7'ye 4 artmış, 7'den 13'e 6 artmış ve 13'ten 21'e 8 artmış. Sen de buradaki artışları sonra 10 artıracaksın. İşte 31 yapacaksın. Sonra 12 artıracaksın. Bla bla bla. Böyle 11. basamağa ineceksin. Sıkıntı. Hatta 11 her neyse, 11 belki kurtarır ama hani 21. basamak dese ne yapacağım? Bu çok mantıklı bir şey değil. Ya da şu uçlardaki artışlardan 1'den 5'e 4 artmış, 5'ten 11'e 6 artmış, 11'den 19'a 8 artmış gibi gidebilirsin. Bu bir yol. Ama bizim yolumuz değil. Yani bu klasik herkesin çözeceği yol. Ben sana özel bir şey söyleyeceğim. Bu arada ilk 5 basamağı verilmişse 11. basamağı hani bir Türk olarak 5 basamak var zaten, ne kaldı geriye? 6 basamak yardır. Da bir yol. Tabii o da bir yol yani. Ben çok yadırgamıyorum bu tarz yolları. Fakat sana harika bir tüyo vereceğim. Bak. Şimdi şuraya bakmanı istiyorum. Şeyi odakladık mı hocam? Ekranı. Tamam. Şurası merdivenin 5. basamağı. Tam ortasındaki sayıya bak. Ne yazıyor burada? 25. Yani 5'in karesi. Tamam. Şurası merdivenin 3. basamağı. Değil mi? Tam ortasına bak. Ne yazıyor? 9. Yani 3'ün karesi. Galiba bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Tabii ki. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. 5 tane sayı varsa şu sayı ortada, değil mi? Ama 4 tane sayı varsa ortadaki sayı araya düşer. Evet. Yani aradaki sayı ortadaki sayı olur. Şunun gibi düşün mesela. 1, 2, 3, 4, 5. Hocam niye olmadı? Dur. Şurayı temizleyelim. Birazdan çok ciddi aydınlanacağını söyleyeyim sana bak. Şu ortadaki sayı değil mi? Mesela 1, 2, 3, 4 tane sayı olsa. Şöyle yapalım. 4 tane sayı olsa. Ortadaki sayı ne olur? Hangisi olur? Bu sayılardan herhangi biri ortadaki sayı mı? Tabii ki hayır. İkisini sola, ikisini sağa koy. İşte şuradaki sayı ortadaki sayı olur. Yani şunu demek istiyorum sana. Şurayı temizliyorum. Gel şimdi. Bunu sana sayı merdiveninde göstereyim. Hocam, şurası 4. basamak değil mi? Evet. 4. basamakta 4 sayı var. Ortadaki sayı 15 ile 17'nin arasındaki. Yani 16. Yani yine o basamağın karesi. Wow. Şurası 2. basamak. Evet. 2 tane sayı var. Ortadaki sayı 3 ile 5'in arasındaki, yani 4. Yani 2'nin karesi. Bak sana hayat kurtaracak bilgiyi veriyorum.
hangi basamaktaysan o basamakta bulunan ortadaki sayı bulunduğu basamağın karesi oluyor. Beşinci basamak ortada 25 var. Dördüncü basamak ortada 16 var. Üçüncü basamak ortada 9 var. Buradan gidip bulacaksın. Gel şimdi sana mucizevi çözümü göstereyim. 11. basamaktaki en büyük sayı. Şimdi bu bilgiyi aldın. 1, 2, 3, 4, 5. Şunu ortaya koyalım. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bak. 5 tane sola koydum. 5 tane sağa koydum. Ortadaki sayı bu mu? Evet. Bu sayıyı nasıl buluyoruz? Bulunduğu basamağın, yani burası kaçıncı basamak? 11. basamak. Bulunduğu basamağın karesi. Yani burası hocam 11'in karesi 121 olacak. E bu basamaktaki en büyük sayıyı sormuyor musun? Evet. Yardır sağa doğru en büyük sayıya doğru. 121. Bunlar ardışık tek sayı olduğuna göre 123, 125, 127. Evet, 129 ve 131. İşte en büyük sayıyı buldum hocam. Dev seçeneğinde. Baba çok iyi değil mi ya? Ha? Gerçekten çok iyi. Bak net söylüyorum, bunu da sana baban öğretmez yani. Onu da söyleyeyim yani. Tamam, hızlı kesmeyelim, devam edelim. Şöyle bir şey var ikinci sırada. 217 merdivenin kaçıncı basamağındadır? Kaçıncı basamağında? Burada şıklardan biraz giderek işi daha kolayla. Hangi basamaksa ortadaki sayı bulunduğu basamağın karesi. 217. Şimdi şöyle 15'ten başlayalım. 15'in karesi kaç? 225. 217'ye yakın mı? Yakın. 14'ün karesi 196. 16'nın karesi 16 çarpı 16 256. Şimdi 217 nerede olabilir? Şurada olamaz. Değil mi? Şurada olabilir. Yani şu arada ya da şurada olabilir daha doğrusu. Eğer 15. basamakta değilse 14'tedir. Yani 15'teki en küçük sayıya gideriz. Orada yoksa 14'tedir. Ya da 15'teki en büyük sayıya gideriz. Değil mi? Ki orada olmadı da kesildi mi bu arada? Yani mental olarak. Şimdi 225 15. basamağın ortasındaki sayıysa 217 sağda olamaz. Yani 216. basamağa gidemez. 15'tedir değilse 14'tedir. Şöyle buluyorsun. Diyorsun ki hocam şurası 15. basamak olsun. Tamam. Şurası tam 15. basamağın ortası olsun. Şimdi 7 tane sola, 7 tane de sağa koyarsan, bir tane de ortadaki sayıyı alırsan toplam şöyle 15 tane sayı olur mu? Olur. Şimdi bu 15. basamak. Tam ortasındaki sayı ne? 15'in karesi. Yani 225. Evet, 225 burada. 217 nerede olabilir? Solda olabilir. 217, 225'ten küçük. Burada 7 tane sayı var. Yaz yanına 7 tane sayı. 225, 223, 221, evet. 219, 217. Daha da gelebilirim. 215, 213. İşte 7 tane sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6 bir tane de yazalım. 211. Bak ne oldu? 7 tane sayı yazdım sana işte. 217 neredeymiş tam olarak? Tam olarak değerli yol arkadaşım 15. basamaktaymış. Tak diye buldum. Şimdi bunun sonuna kadar gelseydin de diyelim ki 217'yi göremeseydin o zaman burada da yoksa bir önceki basamak 14'tedir diye tak diye yapıştırırız. Nasıl fikir? Çok iyi. Bayağı iyi. Öyle böyle iyi değil. doktor bu ne? Wow. 20. basamaktaki sayıların toplamı mı? Hocam şaka mı yapıyorsunuz? Bu bir şaka mı? Şakaysa hiç komik değil. Şaka değil, gerçek. Yani 20. basamaktaki sayıları bulup amileyi hümayun gibi toplaman gerekmiyor. Çünkü sana iki tane çok önemli şey söyleyeceğim. Bir, şu bilgiyi hatırlatayım. Ardışık sayılar konusunu işledin değil mi? Orada şöyle bir bilgi var. Sana söylendi mi bilmiyorum. Ardışık sayıların toplamı şöyle bulunur. Sayı adedi ile bu sayıların ortasındaki sayı yani ortadaki sayı çarpılır. Sayı adedi ile ortadaki sayı çarpılır. Bunu bir defterine not et hocam. Önemli çünkü. Bütün ardışık sayıları bununla toplayabilirsiniz. Sayı adedini bulacaksınız. Terim sayısı da bulabilirsiniz. Ortadaki sayıyı bulacaksınız, çarpacaksınız. Bununla buluyoruz. Bu harika bilgiyi seninle paylaşayım. 2. Şimdi sana 20. basamaktaki sayıların toplamını sordum ya. 20. basamakta kaç tane sayı var? Her basamakta o kadar sayı var. O zaman 20. basamaktaki sayı adedi 20 çarpı. Ortadaki sayıyı nasıl bulacağım? Öğretmenim bana biraz önce öğretti. Dedi ki
20. basamaktaki ortadaki sayı 20'nin karesi oluyor. Hangi basamaktaysa ortadaki sayı o basamağın karesi oluyor. O zaman 20. basamakta ortadaki sayı 20'nin karesi yani kaç olur? 400. Bu da işte arkadaşım 400 yapar. O zaman cevap 20 çarpı 400 yani 8000 olur buradaki sayıların toplamı. Bu da cevabı C seçeneğinde budur. Ben bu çözüme şapka çıkarırım. Net. Yani kesinlikle çıkarırım. Çok iyiydi. Ortadaki sayı bulunduğu basamağın karesi yani 20'nin karesi 400. Sayı adede 20 çarpıyorsun 8000 bitiriyorsun. Görüyorsun değil mi? Yani yol var yol var. Yani. Bu ışıklı yol. Umarım o bölgede bir aydınlanma oluşmuştur. İlk hikayemiz harikaydı. Geçelim ikinciye. Bu soru da hikayesi çok güzel bir soru arkadaşlar. Tam çıkmalık yine güzel bir dizi sorusu. Böyle anler maenler görürsen sakın ola korkup kaçma. Sakın. Bak halledeceğiz. Seninle yol arkadaşıyız sonuçta. Bu işin üstesinden geleceğiz kıymetli arkadaşım. Diyor ki bir an ilk terimi A1 eşittir 0. İkinci terimi A2 eşittir 1. Ve üçüncü terimi A3 eşittir 2 olmak üzere. İlk 3 terimini vermiş. Olmak üzere en büyük eşit 1 için dizinin diğer terimleri şöyle tanımlanıyormuş. AN artı AN artı 2 eşittir AN artı 1 artı AN artı 3. İlk videoda da bahsettim. Bizim için şurası hayati önem taşıyor. Neden? Çünkü bu dizinin terimleri arasındaki ilişkiyi bulmamızı sağlıyor. Yani orada en yerine sayılar yazarak terimler arasında nasıl bir ilişki var hemen sana gösteriyor. Ve işi çözüyoruz. Şöyle. Buna göre A7 kaçtır demiş. Ben şu, bu dizinin terimlerinden bazılarını şöyle sana yazayım. Mesela A1, A2, A3. Bu A3 ne anlama geliyor? Mesela 3. terim. A2 2. terim. A1 1. terim. Bu anlama geliyor yani. Şöyle yazalım. A4, A5, A6, A7, A8. Böyle gidiyor. Birkaç tane yazayım şöyle. Zaten ilk 3 terimini vermiş. A1 0. Tamam. A2 1, affedersiniz. A2 1, A3'te 2 böyle vermiş. Şimdi bunlar nasıl gidiyor sorusunun cevabı şurada saklı. Bak getir burada en yerine bir sayı yaz. Mesela diyelim ki 1 yaz. Yazdın mı? Nasıl bir şey ortaya çıkacak? Şurada en yerine 1 yazıyorsun. Diyorsun ki A1 artı A3 eşittir A2 artı A4. Zaten A1'i biliyorsun 0. A3'ü de biliyorsun 2. A2'yi de biliyorsun 1. O zaman A4 ne olmalı? O zaman 0 artı 2 eşittir 2. O zaman A4'te 1 olmalı. 1 artı 1 2 olsun diye. Yani şu terimi de buldun 1'miş. Devam et bir tane daha yaz. Mesela bu kez en yerine 2 yaz. Şurada yazıyoruz. Yazalım. Öğretmenim A2 artı A4 eşittir. N'e 2 yazarsak A3 artı A5. Şimdi A2'nin değeri 1, A4'ün değeri 1, A3'ün değeri 2, o zaman A5'e 0 kalır. Değil mi? A5 ne olur? 0 olur. A2 ile A4 1, 1, A3 de 2, o zaman A5 0 olur. Şu anda bir periyot gördün mü? He? Bak 0, 1, 2, tekrar başa döndü 0. Daha da güzel bir şey söyleyeyim sana. Bak bunu görmeni istiyorum senden. Şimdi ilk yazdığına göre daha da yazabilirim, devam edebilirim. Oradaki bütün sayıları bulabilirim. Ama şunu göstermek istiyorum. A1 ile A3'ün toplamı A2 ile A4'e eşit. Mantık bu değil mi? Hep böyle gidiyor. O zaman bu ikisi 2, bu ikisi de 2 oluyor. Şimdi A2 ile A4'ün toplamı A3 ile A5'e mi eşit? Tamam. O zaman bir tık sonraya gidersek. Burayı temizleyeyim senin için şimdi. Şöyle temizleyeyim senin için. Mesela şunu desem. A3 ile A5'in toplamı A2, A4 ile A6 mı olacak? Birer atlayarak gidiyorum fark ettin mi? A3 ile A5, A2 ile A4. O zaman A3 ile A5 burası 2 yapıyor. O zaman 1 ile ne olması lazım? Yine 1 olması lazım. Burası 1. Anladım. Galiba anladım. O zaman öğretmenim şöyle bir şey de söyleyebilirim. A4 ile A6 da A5 ile A7'ye eşit. Kesinlikle. A4 ile A6. Yani burası ne yapar? 2. Diğer tarafında 2 yapması lazım. A5 0 ise A7 ne olur? 2. Şimdi kuralı görebiliyor musun? 0, 1, 2. 1, 0, 1, 2, 1 olacak. Hadi onu da göstereyim.
A6 ile A8'in toplamı A5 ile A7'ye eşit. Şimdi A5 ile A7, A6 ile A8'e eşit. Bunu da söyleyebiliyoruz değil mi? A5 0, A7 2, A6, A6 1. O zaman A8 ne? 0 artı 2 eşittir 1 artı 1 olacak. Dolayısıyla burası da 1 olacak. Yani şurada 1'miş. Başta zaten gözüken şeyi sen iyice ikna ol diye ben seninle paylaştım. Nasıl gidiyor? 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1. İşte buna periyodik tekrar eden durum diyoruz. Yani bu terimler sabaha kadar yazsam böyle gidecek. 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1 şeklinde. Peki kaçta bir tekrar ediyor bu terimler? Öğretmenim şöyle 4'te 1 tekrar ediyor. Şimdi 4'te 1 tekrar ediyorsa bunun periyodu 4 müdür? Evet tamam, periyodu 4'te. Bunun anlamı ne? Niye bunu bana söylüyorsun ki? Periyot derken ne kastediyorsun? Şunu kastediyorum. Bak. Şimdi sana bir terim sorsam. Mesela desem ki nerede çalışalım? Şura uygun mu? Desem ki sana A23 nedir diye sorsam. Yani bunun 23. terimini sorsam bu 4'te 1 tekrar ettiği için 23'ü 4'e böleceksin. 4 kere 5 20, kalan 3. Yani 4'te 1 şöyle 0 1 2 1 0 1 2 1 git, hep böyle gidecek. 3 tane artacak. O zaman ilk üçüne bakacaksın. 0 1 2 neymiş? 3. Yani şurada kalan 3 ise demek ki A3 oluyor. 3. terimmiş bu. Yani 4'te 1 hep başa döndüğün için 3 kaldı geriye. 1 2 3 3'üncüye bakacaksın. Bunun cevabı 2'ymiş diyeceksin. Böyle yapıştıracaksın. Bu işe yarıyor periyot. Anlayabildiniz mi hocam? Harikasınız. Bu arada ilk soruyu çözdüm. A7 kaçtır diyor. A7'yi zaten buldum şuradan. A7 2'ymiş. Tamam, yapıştır o zaman 2. Bir sorusu daha varmış, gönder. A22 artı A23 artı A24 toplamı kaçtır? Periyot burada devreye giriyor işte. 22'ye kadar yazacak halim yok ya. Ha, çok darda kalırsam yazarım, ayrı bir konu ama yazmam yani, niye yazayım? Zaman diye bir şey var. A22'yi bulmak için 22'yi 4'e böleceğim. 5 kere 4, 20, kalan 2. Bu ne anlama geliyor, kalan 2? Yani bu ikinci terime eşit oluyor. Bizim terimler neydi? Gelip şuradan bir kopya çekelim bir önceki sorudan. İkinci terimimiz 1'miş. Hatta onu şuraya yazayım nasıl gittiğini. Şu kısma lazım olur. 0, 1, 2, 1. 0, 1, 2, 1 diye gidiyor. İkinci terimimiz işte burada 1'miş. Tamam. A22'yi bulduk, 1. Artı. Hocam aynı mantıkla A23'ü nasıl bulacağız? 23'ü de 4'e böleceğiz. 5 kere var. 5 kere 4, 20. Kalan 3. Bu da ne anlama geliyor? Üçüncü terimi al anlamına geliyor. Üçüncüsü hangisi? 2. Tamam. Bundan sonrası bende. Bak A22, A23, A24. Ardışık gitmiyor mu? 1, 2 diye gidiyorsa bak şuradan nasıl gidiyor? 1, 2. Sıradaki 1 olacak. Hiç bunu bulmana gerek yok. Ama yine de bir şey söyleyeyim sana. Şimdi bak 24'ü 4'e böldüğünde 6 kere var. 6 kere 4, 24, kalan 0 oluyor ya. 0. terim olmuyor. O 4. terim oluyor. Sondaki terim, hani periyot 4 ya. 1. 2. 3. 4. 4. terim 4'te bir tekrar ettiği için 4'ü 4'e bölsen ne kalır? 0. Kalan 0 olduğu zaman sondaki terim oluyor. Cevap bunu da unutma. Yani 4. terim oluyor. Onu da şöyle gösterelim. 24'ü 4'e böldük. 6 kere var. 6 kere 24, kalan 0. 0 kalması bu 4. terim anlamına geliyor. Çünkü hani terimler 1, 2, 3, 4 diye düşün. 1 kalırsa 1. terim. 2 kalırsa 2. terim. 3 kalırsa 3. terim. 4 kalırsa 4. terim. Ama 4 kalamaz ki. 4'ü 4'e bölsen 0 olur. O yüzden sonuncu terim oluyor. Toparlayalım durumu. 1 artı 2 artı 1'den cevabımız da bu arada ne oldu? 4 oldu. O da C seçeneğinde. Nasıl, beğendiniz mi taktiği? Bence 10 numara 5 yıldız. Demek ki şunlardan ne yapmıyoruz, şu ilişkilerden korkmuyoruz. Burada en yerine 1, 2, 3 sayılar yazarak terimler arasındaki ilişkiyi buluyoruz ve iş bitiyor. Okey. Bir hikayem daha var. Eğer buna okey diyorsan gidelim ona. Yine benzer bir dizi sorusu 3. sorumda. Şöyle hikayesi. Bir AN pozitif tam sayısı, tam sayı olmak üzere bir AN dizisinin pozitif tam sayı olan terimleri A1, A2, A3, AN ile gösteriliyor. Tamam. Şurada bazı bilgiler var.
Dizinin ilk terimi A1 küçük 9, küçük eşit 9 olacak biçimde seçilir. Okey. Dizinin ikinci terimi olan A2 için A1 küçük, A2 küçük, A3 eşitliği geçerlidir. Yani A1'i ne seçtiysen A2 ondan büyük olacak diyor. Tamam. Dizinin üçüncü ve sonraki terimlerinden her biri kendinden iki önceki iki terimin toplamının kendinden bir önceki terime eklenmesiyle bulunur. Bismillah, bir daha al orayı. Dur. Asıl şey burada. Bilgi burada. Dizinin üçüncü ve sonraki terimlerinden her biri kendinden önceki iki terimin toplamının kendinden önceki iki terimin toplamının kendinden bir önceki terime eklenmesiyle bulunur. Bak sana örnek de vermiş. Mesela demiş ki A3'ü mü bulacaksın? A3'ü bulmak için kendinden önceki iki terim A1 ile A2'ye kendinden bir önceki A2'ye ekleyeceksin. He. Anladım. Tamam. Bu yani işte, anladın mı? Olayı bu. Yani bir terimi şöyle bulacaksın. Üçüncü terimden itibaren. Zaten ilk iki terimi A1, A2 olarak tanımlamış bize. Onları verecek. Üçüncüyü şöyle bulacaksın. Kendinden önceki ilk ikisini alacaksın. Bir de kendinden bir öncekini alacaksın. O üçünü toplayacaksın. Mantık bu. Mesela ilk soruda bize ne demiş? Buna göre demiş 4A 18-43B dizisinde A artı B toplamı nedir? Ya hocam, bu bize soru mu ya? Gözünü seveyim. Biz artık olayı anladık. Anladık olayı. Gidelim olayı bitirelim. Bak gel. Şimdi mesela şu 18'i alsam. Üçüncü terim. Bu 18 kendisinden önceki iki terim yani 4 ile A'nın toplamına bir de neyi ekleyeceğiz? A'yı ekleyeceğiz. Bu değil mi abi olay? Evet öğretmenim. 4'ü salla bu tarafa. 14 eşittir A artı A 2'ye. Buradan A eşittir ne olur? 7. Yapıştır. Bitti. A'yı 7 olarak bulduk. Artı. Bir de B'yi bulacağız. B'yi nasıl bulalım? B'yi de şöyle buluyoruz değerli yol arkadaşım. B eşittir. Evet. Kendinden önceki iki terim 43 ile 18'in toplamına bir de kendinden önceki 43 ekleyeceğiz. Doğru mu? Kendinden önceki iki terim 18-43 artı kendinden bir önceki terim 43 ekleyeceğiz. Buradan ne buluruz? 43-43, 86, 96, 104 gelir. Evet. B'de 104 olsa 104 artı 7'den cevap 111 olur. Bu da Adana merkez yapıştırıyoruz yo yo diye işi bitiriyoruz. Nasıl hikaye yol arkadaşım? Başarılı mı? Yani şurayı anlamakla ilgili bir şey. Şurada iş bitiyor. Anlıyorsun, kendini ver sor yani. Ön yargılı yaklaşma. Dizi gördüm, şekil gördüm, aman bu nasıl bir şey deme. Gir içine, mantık bu yani. Sen de mantıklı birine benziyorsun değil mi? Yani buradan öyle gözüküyor. Yapıştır geç. Ön yargıları yıkıyoruz. Ve geçiyorum ikinci sorusuna. Dizinin ilk iki terimi 1 ve 3 seçilirse son terimi kaç olur? İlk iki terimi 1 ve 3 seçilirse. 1, 3. Bu arada şu heyecandan son öncülü okumayı unutmuşum. O da şöyle diyor bak. Dizinin terimlerinden biri 3 basamaklı bir doğal sayı olduğunda dizi sonlandırılır diyor. He. Şimdi sen böyle gidiyorsun ya, mesela atıyorum ilk ikisini verdi, üçüncüyü bulacaksın. Oradan dördüncüyü bulacaksın, oradan beşinciyi bulacaksın. Nereye kadar? Sabaha kadar mı? Değilmiş. Üç basamaklı bir sayı bulduğun anda bitecekmiş. Terimlerden biri üç basamaklı bir doğal sayı olduğunda dizi sonlandırılır diyor. Burası önemli. Şimdi ilk iki terimi bir ve üç seçsem. Üçüncü terim ne olur? Şuradaki terim. Hocam kendinden önceki ikisini alıyoruz. Bir artı üç. Kendinden öncekini ekliyoruz. Yani 3'e. Burası 7 olur. Tamam. Bu mantıkla giderek hepsini bulurum. O zaman 7 için bakarsak kendinden şuradaki terim için bakarsak kendinden önceki 7 ile 3'ün toplamına kendinden önceki 7'yi ekleyeceğiz. Yani burası 17 olur. Tamam. Devam et. Bir sonrakine bak. Bir sonrakini nasıl bulacağız? O zaman 17 ile 7'yi toplayacağız. Ona 17'yi ekleyeceğiz. Yani 17, 34, 41 olur. Maşallah. Devam edelim. Sonraki terim nasıl bulacağız? Onu da şurada çalışalım. 41 ile 17'yi topluyoruz ve buna 41 ekliyoruz. Kaç ediyor burası? 99. Ya bir daha gideydin ya. Tam sınırda kalmış değil mi? 99. Çünkü 100 olsaydı bitecekti 3 basamak. Devam et, korkma. Toplama yapıyorsun sonuçta. Bir sonraki terime bak.
O zaman bir sonraki terimde 99 ile 41'in toplamına 99'u ekleyeceğim. E ne olur? 99, 100, 140, 239 olur. Bir sonraki terim 239 olur ve dizi burada biter. Dizi ne zaman bitiyordu? Geçen iğrenç bir espri yapmıştım, kendimden utandım yani. Dizi ne zaman biter diye dedim ve arkasından dedim ki başrol oyuncusu ölünce. Bak bak ya. Yani şurada akademik kariyer yapmaya çalışan kıymetli kitleye, dikey geçmeye çalışan kıymetli kitleye böyle bir haksızlık yapılabilir mi? Bu bir şaka olamaz. Zaten ben de şaka olamadığını göstermek için o şakayı yaptım. Affınıza sığınıyorum. E o zaman son terim ne oldu? 239'la dizi sonlanır. Başarılı. Başka neyin var? Gönder. Dizinin ilk terimi 5 seçildiğinde dizinin terim sayısı en çok kaç olur? Oo, dizinin ilk terimini veriyor sana. İlk terim 5. Sonraki terimleri bulmaya çalışacağız. Tamam. 5 seçildiğinde dizinin terim sayısı en çok. Dizinin terim sayısı en çok kaç olur? En çok mu? Ayda nasıl yani? Yani mümkün olduğu kadar büyük sayılar kullanacağım değil mi? Ne diyordu? Dizinin ilk terimi A1 küçük eşit 9 biçiminde seçilir. Dizinin ikinci terimi A2, evet A2, A1 ile A3'ün arasında, yani A1'den daha büyük bir sayı seçeceğim. Şimdi dizinin ilk terimi 5 seçildiğinde terim sayısı en az kaç olur deseydi, en az kaç olur deseydi. Videoda en az mı demişti, öyle hatırlıyorum sanki ya. Bir şöyle bakayım. Bekletiyorum sizi 2 dakika gençler. En çok diyormuş, pardon. Tamam. En çok. En az deseydi 5'ten sonra 6 kullanırdım. Yani küçük sayılar kullanayım ki. Nasıl? Dur, hayır. Dur. Şimdi ben buraya büyük bir sayı yazarsam şimdi ne yapacağım? A2, 5'ten daha büyük bir sayı seçeceğim. 5'ten büyük her şeyi seçerim. Örneğin atıyorum diyelim ki 70 seçerim, 60 seçerim, 15 seçerim. Evet, büyük sayı kullanırsam çabuk sonlanır. Değil mi? Yani mesela şöyle atıyorum. Diyelim ki salladım. Burayı 99 seçsem. Bundan bir sonraki sayı 5 ile 99'u toplayacağım. 99 ile 5'i toplayacağım. Buna 99 ekleyeceğim. Ne oldu? Burası 3 basamaklı bir sayı oldu mu? Oldu. Dizi ne oldu? Bitti. O zaman en az olur. Tamam. Şimdi mesajını aldım öğretmenim. Yani dizinin terim sayısının çok olabilmesi için... Bu 3 basamaklı sayıya mümkün olduğu kadar geç gitmeye çalışacağız. E mümkün olduğu kadar geç gitmeye çalışacaksak o zaman bunu mümkün olduğu kadar küçük yapacağız. Yani ikinci terimi 6 yapmalıyız. 5'ten büyük olmak zorunda. Küçük sayıları toplaya toplaya gidersek daha geç biter dizi. Çünkü 3 basamaklı sayıya ulaşınca bitiyor. Büyük sayı kullanırsan çabuk biter. Uyandın. Bence güzel bilgi. O zaman bir sonraki terimi nasıl bulacağız? 3. terimi. Öğretmenin 5 ile 6'yı toplayacağız, 6'yı ekleyeceğiz. Yani 12, 17. Tamam. Sonrakini nasıl bulacağız? 17 ile 6'yı toplayacağız, buna 17 ekleyeceğiz. Yani 34, 40. Devam et. Sonrakini nasıl bulacağız? Sonrakini de şurada bulalım. 40 ile 17'yi toplayacağız ve buna 40 ekleyeceğiz. İkisini topluyoruz, bir öncekini ekliyoruz. Tamam, ne oldu burası? 80, 97. Galiba işimiz bitti ha. Burada sonlanıyor. Peki 97'den sonra ne geliyor? 97 ile 40'ı topla, 97 ekle. Bunu yapmana gerek var mı? Zaten 3 basamaklı sayı çıkıyor. Ama yapmak istersen 90, 90, 180. 40 ekle 227, 200, 90, 90, 227, 220, Allah söyleyemedim, 234 tamam. Burası da 234 yapıyor. Şimdi... Öyle mi yapıyor? 180, 194, evet 234. Hani onu bulmana gerek yok zaten orada bitiyor diye. O zaman dizinin terim sayısı en çok kaç oluyormuş arkadaşım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksimum 6 tane olabiliyormuş. Buradaki yorum da güzel bir yorumdu diye düşünüyorum. Evet. Ve sarılar burada bitiyor. 3 tane çok karizmatik hikaye ve 3 tane çok kıymetli çözüm paylaştım. Umut ederim seni aydınlatabilmişimdir. Çünkü dördüncüsü de bunun 3-4 tuğla daha üstüne koyarak ÖSYM ileri düzeyde bir soru sorarsa, ileri düzeyde bir soru sorarsa nasıl bir şey sorar onun peşine düşeceğiz. Yani kırmızılarda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.